Çok değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 3 gündür Van'dayız, daha doğrusu biz 5 gündür Van'dayız. Ve ilk gün sizlerin de bildiği gibi Cuma günü belediye başkanlarımız 13 ilçemizde, Van'ımızın 13 ilçesinde Vanlı hemşehrilerimizle, yurttaşlarımızla bir araya geldiler. Onlarla tanıştılar, onları dinlediler. Çözüm önerilerini anlattılar. Ardından da dün cumartesi günü belediye başkanlarımızla birlikte bir çalıştay gerçekleştirdik. Tabii önümüzde bir seçim süreci olacak. Bu süreçle ilgili ne yapmalıyız? Bu süreçle ilgili neler yapabiliriz? Bunları paylaştık. Ayrıca 3 yılı değerlendirdik. Bundan sonraki 2 yılda yapacakları hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Belli sunumlar oldu ve Sayın Genel Başkanımızın dün açıklamasıyla birlikte de çalıştayımız bitmiş oldu. Bugün itibariyle de Van ilimizden ayrılıyoruz. Belediye başkanlarımızın birçoğu bugün ayrılmış olacak. Ben öncelikle bu süreç içerisinde bizlere her türlü desteği veren, her türlü katkıyı veren, burada çalışmamıza olanak sağlayan başta il başkanım ve değerli yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, bütün örgütümüze çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Vanlı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten her gittiğimiz yerde yoğun ilgilerini esirgemediler. Her gittiğimiz yerde konukseverliklerini gösterdiler. Ve inanıyorum ki belediye başkanlarımız, bizler hepimiz buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Kalbimiz burada. Gerçekten burada yaşanılanları artık bizler daha da ilgimizi artırarak Van'ımıza nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl destekte bulunabiliriz ve buradaki sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabiliriz, bunun da çabası içerisinde olacağız. Ben tabii ayrıca bu süreçte bu organizasyonu yapmamızda emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşamaktadır. İktidarın politikaları ülkemizi derin bir buhranın içine sürüklemiştir. İktidar artık sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen kararlar alırken, kaderine terk edilen milyonlar açlık mücadelesi vermektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Türkiye'de aç kalan yok diyerek milletin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir süreçte düzenlediğimiz belediye başkanları çalıştayımızı da bu kötü tablonun yegane çözümü olan genel seçimler kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Toplantımızda ülkemizi ve milletimizi ayağa kaldırmak için genel başkanımızın liderliğinde genel merkezimiz, milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımız da güç birliği içinde Millet İttifakı'nın ruhuna uygun olarak mücadele etmekteki kararlı duruşumuz bir kez daha vurgulanmıştır. Toplantımızda demokratik yerel yönetimler üzerindeki siyasal baskıların sona ermesinin de ancak genel seçimlerin kazanılmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Siyasi iktidar, yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullanmakta ve birer kamu kurumu olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yapmaktadır. Özellikle Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı, belediyelerin bankası olan İlbank, bu partizanlığın aracı haline getirilmiştir. Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hakkı olan bu kaynaklar siyasi kararlarla engellenmekte. Bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları aynı partizanlıkla hakim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler şu an oturdukları koltuklarda
görev suçu işlemektedirler. Bilinmesini isteriz ki bu haksızlığa karşı sesimizi önümüzdeki süreçte daha da fazla yükselteceğiz. Belediyelerimizin kaynaklarını keserek aslında kendilerine oy vermeyen milyonları cezalandırmak isteyenlere karşı mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Belediye başkanları çalıştayımızda bu organize kötülüğe karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alan ve belediyelerimizin hakkı olan kaynakları kesen iktidar bir taraftan da siyasi operasyon ve soruşturmalarla baskı kurmaktadır. Yerel seçimleri kaybetmeyi içine sindiremeyen, sonrasında da belediyelerimizin hizmetlerine engel olamayan iktidarın korku içerisinde olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda ve MASAK'ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların artacağını da gayet iyi biliyoruz. Çalıştayımızda iktidarın bu çabalarını değerlendirmiş, önümüze çıkacak her türlü siyasi operasyona halkımızla birlikte karşı duracağımızı da vurgulamıştık. Toplantılarımızda hukuksuz ve antidemokratik kayyum uygulamaları da değerlendirilmiştir. Seçimle gelenlerin seçimle gitmesinin güvence altına alınması bir kez daha vurgulanmıştır. Milli iradenin atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de yeni bir merkez yerel dengesinin kurulacağını da vaat ediyoruz. İktidara geldiğimizde uyguladığımız yerel yönetim politikaları için şimdiden yasal düzenleme çalışmalarına başladığımızı ve bu çalışmamızın en geniş katılımla hazırlanacağını ifade ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için olağanüstü bir çaba göstermektedir. Bizim belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımız iktidarın kötü yönetimine karşı bir nebze de olsa rahat nefes almıştır. Bizim belediyelerimiz pandemi sürecinde doğal afetlerde ve ekonomik buhranda tüm imkanlarını seferber ederek halkımızın yardımına koşmuştur. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önümüzdeki 2 yılda vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmalarına devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki halkımız yanımızda oldukça önümüzde hangi engel çıkarsa çıksın, hangi baskı kurulursa kurulsun hiçbir güç bizi bu yolumuzdan çeviremeyecektir. Evet değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar katkılarınızdan dolayı, burada gördüğümüz misafirperverlikten dolayı, Van'ımızın güzel insanlarıyla tanış olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum.